Yaşar. Buradayım. Volkan Berkay Çetin. Buradayım. Ali Rızaeti. Burada. Selami Altınay. Burada. Nevzat Bahar. Burada. İrfan Demir. Burada. Ben Köyde. Burada. Mehmet Güney Bence. Burada. Güney Gündüzler. Burada. Sezai Çetin. Evet, teşekkür ederiz. Çok kapaklı. Çevir başkanım. Ayşe bu çok kötü geliyor ya. Pardon. Örnek bağlı. Sadece bağ korumak değil, bağ korumak da çok önemli. Ama bu alanın yarın öbür gün, geçmişte örneklerinde olduğu gibi, imara açılmaması açısından bir önlem alınması, adına böyle bir çalışma yapılması düşünüldü. Şimdi dün bağcılık araştırmayla da görüştük. Onların da bir takım önerileri var. İsterseniz bunu bir ay erdiğinde, bir ay içinde çalışmayı biraz daha geliştirelim. Bunu makul ölçülerde şehrimizi artık dönüşülmeyecek şekilde bir meclis kararı haline getirelim. Şimdi başkanım, siz sanıyorum bu ilgili birimle görüşme yaptınız. Adalet'i öğrendiniz değil mi? Evet. Bir görüşme yaptınız. Şimdi biz burada 950 dönüm bir yer olduğunu müşahede ettik. İşte dediğiniz gibi 100 küsürden fazla olmasına rağmen tren yolunun geçmesi dolayısıyla 950 dönüm bir yer oldu. Fakat bizim orada da yaptığımız görüşmelerde buranın direkt bakanlığa bağlı olduğunu ve dolayısıyla belediyemizin bu manada yani direkt tasarruf kullanma yetkisi ne derece var onu bilmiyorum, bu bir. Burada gerçekten bizim yapmak istediğimiz işte getirilen önergede de öneride de buradaki genetik yapının korunmasıysa şayet burada 100-150 dönümlük bir yerin olduğu söyleniyor. Eğer bu yapılacaksa sadece bu alanda yapılmasının daha uygun olabileceğini söylüyorlar. Şimdi Sezai Bey, sadece 100 dönümde değil, 100 dönümün çevresinde de bir koruma alanı, bir koruma bandı oluşması lazım. Makul, mantıklı bir düzeye gelmesi lazım. Yani buranın iki tane amacı var. Bir, Türkiye'de iki tane olan bağcılık araştırma merkezlerinden bir tanesine sahip olan Tekirdağ, bunu bir açık müze olarak muhafaza etmeye devam etmesi, koruma altına alması, hatta geliştirmesi. İkincisi de daha önce işte Akport Limanı'nın arkasındaki alan gibi liman arkası alanın imara açılmasının bu şehre neler kaybettiğini hep beraber yaşadık. Burası şehrin gelişim alanında, yani Malkara istikametinde gelişim alanında ve şehrin nefes alabileceği bir yer. O bakımdan bu kamu kaynağının şehrin bir açık alanı olmasını istiyoruz. Ha, belli alanları düzenlenebilir elbette. O bakımdan zaten zamana ihtiyaç var. Çalışmaları devamla diyelim. Çalışmaları devamla diyeyim. Bir ay içinde. Peki bir şey sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Şu an mevcut idare burada bir bina yapmak istese belediye açısından idare olarak sistemin açısından bir sıkıntı doğurur mu doğurmaz mı? Şimdi zaten o konuyu görüşüyoruz idarede. İdarede böyle bir talebi var. Evet. Ama o talepten de bizim haberimiz yok. Yani aslında alanın tamamının planlanması lazım. Elbette kuruma ait buraya binalar da yapılabilir. Bunların yeri, miktarı vesaire planlanarak yapılırsa bir sıkıntı yok. Ama yarın öbür gün orası imara açılıp da bir şekilde satılırsa, ki yani ben bugün için söylemiyorum, geleceğe yönelik de. Başkanım sanıyorum. Bu şehrin kendi değerlerini korumasının artık zamanı gelmiş. Kesinlikle katılıyorum. Doğru. Öyle bakıyorum. Katılıyorum. Şimdi şu var tabii, bazen mesela etrafın eğer senin yapılaşmışsa buna yapabilecek bir şey yok. Yani yapabilecek bir şey yok. Tek orada öyle bir şey kalması mümkün değildir. Ama şu var. Bunu kimse talep etmiyor. Lazım olduğu zaman gerçekten milletin de hayrına olacak bir işlerde de önüne ket vurmamak gerekiyor. Örnek mi istiyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi mesela parası bittiğinde bir baktık ki köy hizmetlerinin olduğu yeri geçenlerde satışa çıkarabildi. Neden? Yani çıkarabilmiş olabilir, satabildi mi? Satamadı. Geri döndü. Bunda da aynısı. Yani birisi çıkarıp ben satıyorum burayı dese de sanıyorum burada gerekli tepki gösterilecektir. Buranın gene korunması maksadıyla da bu tür girişimlerde de bulunacaktır diyorum. Çalışmaların devamı yönünde karar vermenizde gerçekten uygun olduğunu görüyorum. Evet. Diğer gruplar için uygun mu? Başkanım uygundur. Bundan 1,5 ay 2 ay evvel bakanlık bir... Ya komisyon gönül koymasın yani. Bakanlık bir karar aldı. Karayülü köyü, Usumlu köyü avcılarının tamamını
mutlak tarım amaçlı kullanılma arazileri diye Necant Oğuz, doğru mudur? Senet Oğuz. Doğru, Senet Oğuz. Bunlar arkadaşlar, burayı da olabilir. Yani bunlar 1,5 ay önce alınan bir karar. O havzayı olduğu gibi mutlak tarım arazileri haline getirdi. Yani imar açmaları yasaklandı. Buraya da böyle bir Necant konabilir. Bir Sezai Gül'ün söylediği bir şey de var. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu bağcılık araştırmanın gelişmesi için yeni binalara ihtiyaç duyuyorsa bağcılık amaçlı bunun da önünü kapatmamak lazım. Şarapane falan yapabilir miyim? Yani bunu dengeli mantıklı bir hale getirmemiz lazım. Peki. Çalışmaların devamı konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edenler, doğru olduğunuz için teşekkür ederim.